Gün TV'nin değerli izleyenleri, bu akşam Pasvak'tayız ve Denizli'nin en farklı hayır kurumu diyorum Pasvak ve Pasvak'ın açılımını Profesör Doktor ve Başkanımız Sayın Bülent Topuz'dan rica ediyorum. Hocam, Pasvak deyince insanlar böyle büyük bir hayır kurumu olarak değerlendiriyor ama siz bize kısaca bir Pasvak anlatır mısınız? Ya şimdi sadece bir hayır kurumu değil, aslında büyük bir organizasyon. Veren elin alan eli görmediği ama aslında toplumumuzun, özellikle Denizli insanının verme hasletini gerçek manada ihtiyaç sahibine ulaştıran, ihtiyaca ulaştıran bir kurum olarak görebiliriz. Ve bu haliyle de aslında alan elden ziyade veren ele hizmet eden. Çünkü veren el bir araba sahibi, bir çocuk sahibi, bir adak, ev kesiliyor mesela bir adak. Ondan sonra onun ne olduğuyla ilgili, nereye ulaştığıyla ilgili bir kaygı içinde olan bir kesim var. Daha doğrusu ben bunu ne yapacağım şimdi diye, yani nereye verebilirim diye. Onların çok güzel bir adresi oldu. Denizli'de yerleşik 2500 civarında ihtiyaç sahibine 365 gün evlere teslim, sıcak yemek. Hakikaten bu Denizli Türkiye'ye örnek oldu gerçekten. Yani Türkiye'ye örnek oldu bu haliyle. İnanılmaz bir şey. Denizli'nin dışında başka bir ilde de Pasvak gibi böyle günde 2500 evet. kişiye 365 gün yemek götüren bir hayır kurumu var mı? Ya şimdi sizin gibi. Bu kapalı kurumlar var. Yani kendi üyelerine gibi. Yani talebelere veriyor mesela, değil mi? Ve kendi görüşüne uygun, kendi kursuna uygun talebelere verenler var. Onun dışında bir de Kızılay özellikle afet durumlarında bu hizmeti veriyor. Afet durumlarında. Daha Türkiye çapında da yaygınlaşmaya çalışıyor. Ama onun işi afet durumları. Yani böyle 365 gün dediğiniz gibi bunun bu şekilde bir örneği yok. Yani daha ziyade bu geleneksel, hani aşevi kuruyorsunuz, ister belediye, ister kaymakamlıklar, ister sivil toplum örgütleri, oraya geliyor insanlar. Yani evet, yapıldığı yere geliyor. Diğer örneği yok. Yani böyle şimdi hepsini isminiz... hepsini ayağa götüren yok. Burada mesela biz hiç burada veya Bağbaşı'nda yemek vermiyoruz. Yani ihtiyaç sahibi geldiğinde, ben yemek istiyorum dediğinde, siz adresinizi verin, biz oraya getirelim diyoruz. Şimdi açılımı Pamukkale olunca, evet. siz de profesörsünüz, evet. Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. Evet. Sanki Pamukkale Üniversitesi'nin bir kuruluşu gibi mi değerlendirmek? Pamukkale Denizli'de... Değerlendiriliyor vatandaş arasında. Anladım. Denizli'de Pamukkale bir marka ve o markadan hemen herkes, Pamukkale Belediye'miz var, Pamukkale Üniversitesi var. Yani faydalanmak Pamukkale istiyor. Pamukkale Belediyesi var. Evet, faydalanmak istiyor ama bizimkisi biraz şöyle. Yani üniversiteyle bir alakası yok. Hayır, yok. Evet. Yok ama bizim şey yazıyor. Söyleyiver. Bu açılımda. vakıflar herhangi bir şekilde lağvedilirse, ki öyle bir şey olmuyor. Sonra ne olacak, malım ülkü falan diyen de Pamukkale Üniversitesi'ne bağışlanacaktır yazıyor. Niye? Ben içinde olduğum için herhalde. Ama idari manada, yönetsel manada bir bağımız yok. Öyle yani şey yok. Vakıf kendi feshetti. Evet. İşte o zaman bütün mal varlığı evet. üniversiteye başlanacak. Evet, üniversiteye başlanacak yerine. En altında. Bir ama yani. O zaman biz üniversitede hem Hasan Hoca, Hasan Kazdağlı hem ben çok aktiftik. Biz de bunun kurucularındanız ya. Onu oraya yazdırdık, sağ olsun iş adamları da itiraz etmediler. Çünkü onlar vakıfçılık nedir, sonunda ne olur falan, o işlerle pek ilgili değillerdi. Bu vakfın kaç kurucusu, şu anda kaç yöneticisi var? Yani bu vakfın 6 kurucusu, 6 yöneticisi var. 5'i aktif, yani sayalım. Kerim Çıralı, Nafiz Öz, Adil Çetin, Süleyman Öztürk rahmetli oldu ama saymadan geçemeyeceğiz. Çok ateşli, heyecanlı, devamlı bizi dürten, olanla yetinmeyen rahmetli Süleyman abi. Bu eseri, işte bu Merkez Efendi'deki bu sosyal kültürel tesisi kazandırdıktan sonra hakkın rahmetine kavuştu. Oğlu Cem'le devam ediyoruz, Cem Öztürk. Bir de ben varım. Hasan hocamız da kurucumuz. Kurucumuz. Şimdi değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz bina yenice
bitmek üzere. Burası kaç kişilik? Ya şimdi bu içeride 1000 kişi rahat yemek yer. Biraz ama biraz biz önce 1200 kişiye. Evet, biraz önce Maksiyat'ın bir iftar yemeğinde vardı. Buradaydık, vardı ve gerçekten salon tıka 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 doluydu. Evet. 1200 kişilik bir yemek verebiliyorsunuz. Evet, rahatlıkla. Burada. Tabii 1200 kişi rahatlıkla verebiliyoruz. Bu şöyle, biz aşağıda bağ başındayken bir talep oluştu bize. Özellikle Ramazanlarda biz bir ye bir yedir diye yola çıkmıştık. Bu da rahmetli Önder İzmirlioğlu'nun projesiydi. O orada tabildo tabaklarda kuyruğa girerek iftar saatini bizim kendi sosyal çevremiz. Ben diyorum ki gazeteci arkadaşlar işte sizin gibi 10 kişi siz de gelin diyorum. Orada yemek yiyeceğiz. Ben tabii karşılıyorum. Öbürüsü komşusunu, akrabasını derken bilinir tanınır olunca insanlar bizim orada yemek vermeyi bir adet haline getirdiler ve orası bize yetmez oldu. Yani orada biz en fazla 800 kişiyi sıkış tepiş ağırlayabiliyorduk. Orada yaptığımız oldu ama ya bir de biliyorsunuz Ramazan da gittikçe şeye geliyor. Kış dönemine kapalı bir yer lazımdı bize. O manada işte oradaki 15 yıllık tecrübe bize dedi ki gerek mutfak, gerek salon, gerek bahçe şöyle olsa ideal olur diye. O tecrübeden hareketle burayı yaptık. Çok şükür burası da Denizliler tarafından kabul gördü, rağbet gördü ve Ramazan'da işte doluyor. Sadece Ramazan'da değil ki şimdiden şöyle söyleyeyim. Hemen 100 civarında nişan, düğün, sünnet düğünü işi yapmış burada insanlar. Nişan, sünnet de oluyor. Aynen. Ama ben şurada düğün de oluyor. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim. Bizde şey yok. Hani canlı müzik, eğlence yok. Yani evet. Biraz ama ilk dans işte bir zeybek oyunu gibi teyipten bir şeyler yapılmasına müsaade ediyoruz. Neticede insanların o gün mutlu günü. Yani evet. Biraz kendilerini de ifade etmek isteyebilirler. Bir kaynana, dünürler şöyle bir zeybek oynasa itirazımız yok ama gümbür gümbür. Hani bu şöyle düşünüyoruz. Denizli'de düğün yapan, düğün olgusundan ekmek kazanmak isteyen bir sürü yer var. Biz onlara rakip değiliz. Ama böyle de bir salon var. İnsanların da bir talebi var. Bu talebe de cevap veriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki biz bütün bu girdileri işimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Şimdi geliştirmek için deyince siz çalı sorarsınız bana. Orayı sormadan da. Evet. Burada demek ki bir de mutfak eğitimi vermiştiniz bir ara. Şimdi o işi kurumsallaştırmaya çalışıyorum. Dün Milli Eğitim Müdürümüzün yanındaydım. Evet. Dedim ki ya bizim mutfağımız eğitim amaçlı kullanılmak üzere hazır. Yani biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bakın dedim gerekirse okul kuralım bizim orada. Yani aşçılık okulu kuralım. Aşçılık okulu. Salon hizmetleri okulu kuralım. Okul kuralım. Evet. Yani siz okulda eğitimle ilgili öğretmenlik yani eğitmenlik hizmetlerini siz verin. Biz mutfakla ilgili hizmetleri hem usta eğiticiler hem de materyallerle aynen işin içinden ve yetişmiş olarak hazır olarak bu çocuklar lise dengi olsun diye. Hocam dedi yeni bir yönetmelik çıkacak. Eli kulağında gelecek eğitim öğretim sezonuna yetiştirmek üzere. Onu bir bekleyelim dedi. Orada ne kadar istihdam garantisi gibi bir şey olacak ona bir bakalım dedi. Bu istihdam garantisi işi bizi biraz yoruyor. Ben geçmişte 12 tane sosyal hizmet uzmanı kursu verdim. 3 ay kurs verdim bakın 3 ay. Evet. 3 ay eğitim verdim. Sadece şu işi yapacaklardı. Bizim ihtiyaç sahiplerinin evde yalnız insanlar var. Amca, halı, teyze nasılsın? Çoluk çocuk var mı? Arayan soran var mı? Bir ihtiyacın var mı? Diye sohbet bir kahve yapayım. Beraber içelim. Sen geçmişte ne yapıyordun? Bugün ne yapıyorsun? Yaşın kaç? Dişin kaç? Bunu soracaklar. Bir tanesini çalıştıramadık. O 3 ay boyunca İşkur'dan para aldılar. 3 ay boyunca yediler içtiler. Sonra da benim %50 istihdam garantili olduğu için derdi beni buldu. O zamanki İşkur, İl Müdürüm, Feri Müdürüm bürosunda arar durur. Ya hocam. Çıktım Denizli'ye bu 6 kişiye iş bulmak için. Ne yoruldum. İlla istihdam garantili olduğu için. Yani böyle kötü tecrübeler de var. Ya bazı insanlar profesyonel kursiyer olmuş. Hmm. Çalışmak gibi bir dertleri yok. Sürekli kurs alıyorlar, geçiniyorlar. Ya bu işler dışarıdan Allah başka, Allah. İçeriden başka eminim. Evet. Gerçekten burası güzel. Şöyle bakınız. Evet. Arkamızdaki manzara da güzel. Ve sağ olasın. Burası kaç metrekare hocam? Ya burasının toplamı 10.000 metrekareden biraz fazla. 10.000 metrekare. Ama, evet. Ama biz bunun işte bu katını 4.000 metrekare farz edelim kullanıyoruz. Bizim burayı
burayı bitirmek gibi bir acelemiz, derdimiz yok. Peki. Biz yavaş yavaş yürümek gibi bir derdimiz var. Şöyle de diyelim. Evet. Eğer bir iftar yemeği vermek istiyorsanız, evet, nişan yapmak istiyorsanız, evet, düğün yapmak istiyorsunuz, evet, hemen bu programın altında Pasvak iletişim telefonlarını yayınlayacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Veya bir adak yapmak istiyorsunuz, evet, değil mi hocam? Evet, evet. Adak, tabii, tabii. Yani, banka numarasını, evet, ve ya şimdi şöyle, iletişim adresini verelim. Bakın şu bilinsin istiyoruz. Bir toplumun önemli bir kesimi istiyor ki benim verdiğim hayır gönlümden, evet, kopan hayır amacıyla kullanılsın. Başka da hiçbir amaca hizmet etmesin. İşte adres burası. Çünkü biz yönetim olarak beş benzemez insanız. Yani çok bu doğru, otokontrol getiriyor. Evet. İşimiz de aynı kafa yapısında, fikir yapısında olsak yanlış iş yaptığımızı yaptıktan sonra fark ederiz. Peki hocam, şimdi her gün 2500 kişiye yemek gidiyor. Ay olur, hiç bağış olmadı ve ekonomik durum böyle hani krize girdiği dönem oluyor. Ya biz iki defa bir ilk yola çıktığımızda, evet, ben eşime dostuma dedim ki geldim, herkes kendi etrafında 5-10 kişiye mesela bugünkü rakamla bize her ay 1000 lira verir misin diye istedik. İlk yola o 20 sene öncesinden bahsediyorum. Evet. Sonra 15 yıl sonra buranın karkasını bitirecek paramız vardı. Biliyorsunuz vakıflar bir kuruluş sermayesiyle kurulu. Karahit'te bizim bir arsamız vardı. Onu satıp buranın arsasını almış ve bunun üstüne inşaat yapacak paramız vardı. Fakat bir kriz oldu. İlk doların iki katına çıktığı dönemde biz şantiye kurulmuş, daha bitmemiş, böyle bir sıkıntıya girdik. O dönemde bir de sanayiye dolaştık. Adlarını söylemekte hiç sıkınca görmüyorum. Alihan Kasaboğlu, Katrancı, ondan sonra Tan, Çalışkan, yani Gökşin. Tamam. Herkes bize yardım etti. Evet. Onu da öyle bitirdik burayı. Onun dışında 20 senedir biz hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Neden? Kriz, evet. Veriyor insanlar zaten. İşte böyle istemek gibi bir şeyimiz yok. Peki bizim yemekleri dağıtırken, evet, nasıl bir formül uyguluyorsunuz? Ya şimdi şöyle oluyor. Mesela bir vatandaş geliyor, diyor ki benim işte 1000 lira vereceğim diyor. Makbul şey yapıyor. Biz de ona diyoruz ki biz günlük 50 lira bize maliyeti var. Hani işçilik şu bu hariç şeysi, gıda maliyeti. İsterseniz sizin adınıza veya merhum bir akrabanız adına bunların üstüne küçük bir pusula yazabiliriz. Deriz ki merhum bilmem kim bilmem kimin ruhuna Fatiha, hayrımız onun içindir diye. O bakıyor, ha öyle mi diyor. Neydi diyor, 50 lira. 100 kişi olsun ya diyor. Şimdi 1000 lira için gelmiş, 5000 lira olsun diyor. Madem tek diyor, tek diyor, 100 onu, kişiye gidiyor. Peki yemek dağıttığınız adresleri nasıl tespit ediyorsunuz? Ha, onu ilk başlangıçta biz muhtar, sağlık ocağı ebesi, öğretmen gibi insanlardan şey aldık, bilgi aldık, imam. Komite. En sağlam bilgiyi ebelerden, o zamanlar ebelik sistemi biraz daha farklıydı şimdiye göre, bir ebelerden bir de öğretmenlerden aldık. Çünkü ilk yola çıktığımızda %40 yalan beyan vardı. Böyle de bir sorun var aslında. %40. Yani ihtiyaç sahibi olmadığı halde böyle sanki hani devlet veriyor nasıl olsa gibi bir şeyle. Alalım. Şeysi. Devletle alakası yok. Biz o titizliği gösterdik o zaman da, hala da gösteriyoruz. Şimdi siz soruyorsunuz, diyorsunuz ki hocam kaç kişiye veriyorsunuz? Rakam büyük olursa hoşunuza gidiyor. Büyük rakamları herkes seviyor. Halbuki biz 2500'e takıldık kaldık. Bizim kapasitemiz 3000 burada, 1000 aşağıda bağ başında 4000. Biz 4000 kişiye vermek istiyoruz. 2500'ü geçemiyoruz. Denizli aş ve iş üretiyor ya. Gerçekten. Yani bu çok güzel bir şey yani. Yok öyle bir şey. Deprem zamanı 5000'i bulduk. Geçtik hatta. Yani gelen depremde 5000'i bulduk. Ne bileyim, Kırca'da deprem oldu, Acıpayam'da, o zaman aynı şekilde. O yani zamanlarda o zamanlarda tamam. Ama rutinde düzenli bir şekilde 2500. Peki. Geçemiyoruz. Aşağı düşüyor, üste çıkıyor. Çal'a bir yer yaptınız. Evet. Orası kaç kişilik? Şimdi Çal işi de şöyle, sen ben Çallıyız ya, bazen yanlış anlaşılıyor. Şöyle, Vakıflar Bölge Müdürlüğü bizim bu ilçelere de gitme işimizi bildiği için Tavaz, Kızılca, Bölük, Buldan, Bekilli, Süller, birçok yerde bize yer gösterdi. Pınarken hiçbirisi bizim arzu ettiğimiz standartlarda değildi. Biz istiyoruz ki gittiğimiz yerde birazcık da böyle albenisi olan bir, yani bir, sadece mutfak değil, bir bahçesi, bir salonu olsun istiyoruz. Orası uygundu.
Öyle denk geldi. Ben de tabii biraz öyle olunca benim iş yüküm arttı aslında. Hani ben çok aylarım ya, işi buldum, biraz iş yüküm arttı. Öyle yani ben bunun olacağını da orada, olacağını da gördük, gösterdik. Şimdi hevesler tabii var. Hacı Payan buradan söylüyor bize. Tabii ki yapacağız yani, o ayrı. Ama şurada onu bir yürütelim. Ya yani orada şimdi bugün itibariyle 72 kapıya 94 kişiye ulaştık. İki turumuz var. Bir şöyle Çakırlar, Badımlar, Ortaköy gibi dolanıyoruz. Bir de Bekirli tarafına dolanıyoruz. İki turumuz var. Üçüncü turu yapacağız. Sonra Dağal tarafına şey yapacağız. Böyle böyle yavaş yavaş genişletiyoruz halkaları. Kaç kişi olacak oradaki? Ya bize 300 kişi olur dediler. 300 kişi. Şeyde. Biz şimdi 100'e ulaştığımızı farz ediyoruz. Yavaş yavaş artacak. Peki, çünkü biz ihtiyatlı gidiyoruz. Yani işte kaldırıcı için şöyle bir şey var. İnsanlara verip de sonra sen ihtiyaç sahibi değilmişsin, yanılmışız falan olmuyor işte. Onu iyi tespit etmek gerekiyor. Ama arada bir senle de bir gün çıkalım, dağıtalım. Tabii ki. Gerçekten. Evet. Yani ben kendim de dağıttım iki defa. Ya inanılmaz ya. Yani gerçekten insanımız yani sağlıklı gıdaya ulaşmak gerçek bir sorun. Hele oralarda çok daha büyük sorun. Çünkü oralarda burası gibi, ne bileyim ben burada şey dersin, benim babama, anama tabildotçudan işte sen günlük götür, ben vereceğim para. Orada o da yok yani. Öyle, evet, öyle bir hizmet var. Öyle bir hizmet yok. Evet. Peki o zaman başarılı bir yönetim, başarılı bir iş çalışma ekibi şu anda Denizli'de pasma iki yerde. İki yerde, evet. Eskisini de kapatmadık. Orası ilk göz ağrımız. Hem mimarisiyle, hem lokalizasyonuyla, hem bilinirliğiyle, hem de Pamukkale, Merkez Efendi iki ilçe. Hatta o zamanki kaymakamımız biraz böyle buruldu. Biz biraz buraya taşınıyor gibi olduk. Seviyor bizi kaymakamlar, belediye başkanları, valilerimiz. Biz de onları seviyoruz. Yani hangi partiden olursa, hangi siyasi görüşten olursa olsun fark etmiyor. Hepsinden biz şey yaptık, destek bulduk yani hakikaten. Evet. Şuraya taş döşenecek, bahçeye bir düzenleme yapılacak, şöyle bir işimiz var. Hepsinden destek gördük, hepsinden. Gerçekten Denizli bu konuda farklı yani. O zaman destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Biz size de, sizin vasıtanızla size de teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Sizin vasıtanızla da işte kamuoyuna ulaşmış oluyoruz gerçekten. Biz programın altına da iletişim adreslerini yazacağız hocam. Evet, yani biz şu Ramazan'da adres olarak, yani bir de böyle bir yer var. Bilindiği gibi yapan, yaptığı gibi bilinen bir yer olarak bilinsin istiyoruz. Öyle. Evet. Güzel yani. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Pasmak'ta bizi konuk etti Pasmak Başkanı Profesör Doktor Bülent Topuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eğer bir yardım etmek istiyorsanız en doğru adres Pasmak'tır diyoruz.